Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ayrı zaman ve yaratılış delileri programımıza hoş geldiniz. Onur hocamla birlikteyiz bugün de. İnşallah. İnşallah. Hepimiz, bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hocamız özellikle son röportajlarında şuna çok dikkat çekiyor inşallah. Eğitimin önemine dikkat çekiyor. Özellikle bu PKK terörünün sebebinin eğitime bağlı olduğunu söylüyor inşallah. Çünkü oradaki insanlar terörist doğmuyorlar annelerinden, babalarından. Onlar aynen bizim gibi dünyaya geliyorlar. Biz nasıl aldığımız eğitimle yaşadığımız hayat sonucunda mesela inşallah Allah yolunda hizmet eden, Müslüman, mütedeyyin, dinine, vatanına, milletine bağımlı inşallah insanlar haline geldiysek onlar da Darwinist, materyalist ve komünist bir eğitimin sonucunda dağa çıkıp terörist oluyorlar. Yani kendi kendine insan tutup Allah'ı inkar etmez haşa veya terörist olmaz veya devletin karşısına geçip onun için onu devirmeye, yeni bir devrim, komünist devrim yapmak için uğraşır hale gelmez. Bunun için ancak o şekilde eğitimlenip ona şu narkozun verilmesi gerekiyor. Bu narkoz ne? Bundan önceki nesillere de verilen komünist halkı uyutmak için, halkı yani komünizmle kandırmak, halkı uyutmak için verilen narkoz. Bir gün muhakkak komünist devrim olacak ve dünyaya hakim olacak narkozu. Bunu veriyorlar, bu eğitimi veriyorlar. Onlar da bakıyor ki zaten ha demek ki öyle olacaksa ve diyor madem zaten doğaya da baktığımızda bir mücadele var. Zaten doğaya baktığımızda orada da bir diyalektik var. Orada zaten nasıl mücadele oluyorsa o zaman insan da bir mücadele etmek durumunda. Bu mücadelenin galibi de demek ki komünizm olacak. E o zaman ben de doğanın kanununun bu olduğuna göre ben de o zaman çıkayım daha. Keza ilkokula gidiyor. Oradaki fen bilgisi kitaplarında bakıyor ki insanın atası denen kelimelerden bahsediyor. Canlıların milyonlarca yıl öncesinden günümüze değişerek geldiğinden bahsediyor. Evrimden bahsediyor. Charles Darwin'den bahsediyor. Ama onun karşısında onun yanlışlarını gösteren, onun hatalarını bildiren, değil mi? Onun aşmazlarını gösteren objektif bilimsel gerçeklerden bahsetmiyor. Tek yanlı eğitim alıyor. Devam ediyor, liseye gidiyor veya liseden ayrılıyor. Çevresindeki, muhitteki insanlardan, annesinden, babasından belki komünist anne babanın çocukları da olabilir. Veya oradaki bizzat PKK'nın propaganda ettiği kahvehanelerden, yine böyle toplu mekanlardan aldığı eğitimin sonucunda ne hale geliyor? Ateist, komünizm heveslisi, Darwinist temellerle yetişmiş, öyle bir karakter sonuçta ne oluyor? Dağa çıkıyor. Dağda bu adamın yaşadığı hayat veya kadının yaşadığı hayat nasıl? Oldukça berbat. Yani konforlu bir hayat mı? Değil. Yaşadığı köyündeki hayat her halükarda dağdakinden daha konforludur. Demek ki bu konfor için dağa çıkmıyor. Yaşadığı yerde evlenecek kız var mı? Köyde vardır kızlarda evlenecek birilerini muhakkak bulur. İş güç yok mu kendi köyünde? Yani herkes orada normalde sıcak nasıl geçiniyor? Sıcak çorbası, annesi yemeğini de yapıyor. Normalde orada herkesin bir işi gücü bir şeylerle uğraşıyorlar sonuçta. Bir aç kalmıyorlar. O da var. Demek ki bu dağa çıkarken ne iş için, ne evlilik için, ne de sıcak çorba için çıkmıyor. Ve o konforu, o rahatı diyelim bırakıp konforsuz ve rahatsız bir hayata askeri eğitim veriliyor sonuçta orada sürekli. Değil mi? Fiziksel bir çaba harcıyor. Dağda iniyor, dağda çıkıyor sürekli. Zorlu bir hayata başlıyor. Bu işte o eğitimin sonucunda, o yalanın sonucunda. Bunun yalan olduğunu, sonucunun bir hiç olduğunu, İslam ahlakını, İslamiyet'in güzelliğini ve bilimsel olarak yani hem güzel ahlakın İslamiyet'te olduğunu hem de bilimsel olarak zaten evrim teorisinin, Darwinizmin yanlış çökmüş, insanlığa belalar saçmış bir düşünce akımı olduğunu, yanlışlarla dolu, insanı da felaketlere sürükleyen bir yola soktuğunu, ancak dosdoğru yolun, en güzel yolun, en bereketli yolun ve hakim olacak yolun, elinde sonunda galip olacak yolun İslamiyet olduğunu anlatmak gerekiyor. İnşallah. Anti-Darwinist, anti-materyalist ama Kur'an ahlakıyla, ama dinin güzelliğini anlatmak, Kur'an ahlakının detaylarından bahsetmek de inşallah. Buradaki sorunun tamamı çözülür. İnşallah zaten her şey çok açık yani Allah'ın izniyle. Komünizmin bir zırva bir düşünce olduğu, Darwinizmin bir zırva bir düşünce olduğu. Yani bilim şu anda
tamamen her şeyiyle Allah inancını ve İslam'ın, İslam ahlakının dünyaya hakim olmasını bize gösteriyor. Yani şu anki hem bilimsel gelişmeler hem de dünyada olan işte sosyal gelişmeler. Dolayısıyla hani bütün Müslümanlara, Müslüman kardeşlerimize düşen en güzel bir şekilde mücadele etmek. Yani Allah ayetlerinde bildiriyor inşallah. Ben de bazı ayetleri okuyayım şimdi. Şeytan Allah'a sığınırım. Gerçekten insan ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. As suresi 2 ve 3. ayetlerde Allah bildiriyor inşallah. Şimdi Allah ayetinde net bir şekilde bildirmiş. Birbirimize hakkı tavsiye edeceğiz, sabrı tavsiye edeceğiz inşallah ve Allah'ın dinini yaymak için çaba sarf edeceğiz. Ama Allah'ın dini derken tabii gerçek İslam'ı anlatmak için. Yoksa işte bakıyoruz bazılarına, dinde hiç olmayan, Allah'ın emirlerinin göz ardı edip dinde olmayan şeyleri mesela kendilerine teşrik kıldılar buyuruyor Allah ayette. Aynen de o şekilde yaptıklarını görüyoruz. Bu yobaz din anlayışından bahsetmiyoruz. Çünkü işte komünistlere bakıyorsunuz, darwinistlere bakıyorsunuz. Bir sohbet etmeye kalktığınızda size söyledikleri şey mesela evrimle ilgili konuşmaya başlıyorsunuz. İşte evrim konusundan bahsediyorsunuz. Diyor ki işte mutasyonlar şöyle faydalı olmuştur diyor. Siz anlatıyorsunuz mutasyonların faydalı olmayacağını, doğal seleksiyonun bir seçme gücü olmadığını, evrimleştirici bir gücü olmadığını anlatıyorsunuz. Onun haricinde işte ilk hücrenin oluşamayacağını, proteinin oluşamayacağını anlatıyorsunuz. Karşınızdaki evrimci komünist kişi belli bir süreden sonra dinle ilgili şeyler söylemeye başlıyor. Ama gerçek dinle ilgili değil. Yani anlatıyor. Tamam evrim yok madem, neden şu şöyle diyor mesela. Dinle ilgili bir konuya geçiyor bir anda. Evet. Yani neden şu konu şöyle diyor. O neden o konu öyle dediği şey de genelde bu yobaz ve cahil bir kısım, küçük bir güruh da olsa, sözde din adamlarının uydurduğu sözde dini hükümlerden oluşuyor. Yani gerçek ne Kur'an'la alakası oluyor ne de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle alakası oluyor. Tamamen uydurma şeylerle kafalarını doldurmuşlar din diye ve de dini o yüzden dini yaşamaktan vazgeçmişler, dinden çıkmışlar hatta, dini inkar eder hale gelmişler. Ondan sonra da işte evrim gibi hiçbir dayanağı olmayan, tek bir delil dahi bulunmayan bir inanca doğru yönelmişler. Komünizm gibi zaten olamadığı defalarca kanıtlanmış bir sistemi sanki olacakmış gibi bir hayal olarak işte gelecekte olacak, oluşturulur diye düşünmeyi veyahut da anlatmaya kalkıyorlar. Dolayısıyla şimdi burada baktığımız zaman ne yapmamız gerekiyor Müslümana düşen? Gerçek İslam ahlakının anlatılması çok önemli. İman hakikatlerinin anlatılması çok önemli. Kur'an mucizelerinin anlatılması çok önemli. Çünkü Allah ayette, şeytan Allah'a sığınırım, İsra suresi 81, de ki hak geldi, batıl yok oldu, hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Şimdi komünizme bakıyoruz, darwinizme bakıyoruz, tamamen batıl düşünceler. Yani demek ki hak geldiği zaman bu düşüncelerin hiçbirisi kalmayacak. Hak nasıl geliyor? Hak anlatımlarla geliyor. Mesela iman hakikatlerinden bahsediyoruz. Evrimin geçersizliği. Bu şekilde oluyor. Bombayla olmaz. Yani bomba, işte birisini öldürdüğünüz zaman, birisini katlettiğiniz zaman o düşüncedeki kişilerin düşüncesini değiştiremezsiniz. Ona fikri olarak cevap vermeniz gerekiyor. Bir kısım Müslümanlar da, çok az bir güruh da olsa, Müslüman kardeşlerimiz, yani buna cevap verilemeyeceğini düşünüyor. Mesela evrim düşüncesi, evrim diyorsunuz. Ya evrim var diyor. Şimdi şey yapmayalım diyor yani. Evrim var. Ters düşmenin manası yok diyor. İşte Kur'an'a da uygundur aslında diyor evrim. Yani hiçbir ayete uymamasına rağmen Kur'an'a da uygundur diyor evrim. E sen hiç konuyu araştırmadan baştan mağlubiyetini kabul etmiş oluyorsun yani. Hiç evrim konusuyla ilgili bilgin var mı? Yok. Hocamızın kitapları var. Aç oku. Yani evrimle ilgili ilk kitapları dahi hocamızın ilk kitabı evrimle ilgili. Yani o kadar önemli bir konu ki bu. Hocamız daha ilk kitabını çıkaracağı zaman evrimle ilgili kitap çıkartıyor. Yani yüzlerce kitabı var iman hakikatleri ve evrim teorisini anlatan. Açıp okuduğun zaman net bir şekilde görebilirsin yani bunu. Hani inat etmenin bir manası yok ki. Okumuyorsun. Ondan sonra diyorsun ki zaten evrim tamam var diyor. Kabul ediyor yani, normal evrimi kabul ediyor. Ama diyor işte biz de böyle inanıyoruz diyor. Bir kısım tabii, çok az bir güruhtan bahsediyorum. Cahilliğinden yapanları da tenzih ederim ayrıca. Ama öyle olmaz yani, Allah
inkar için ve şirk için hiçbir delil indirmedik buyuruyor ayetinde. Bir ayette kendileri için hiçbir delil indirmediğimiz şeylere taparlar buyuruyor. Neye tapıyor mesela? İşte yaratıcı güç olarak mutasyon diyor, doğal seleksiyon diyor, tesadüf diyor, rastgelelik diyor. Bunlar diyor yaratıcı bir güçtür diyor haşa doğada. Şimdi ama delil indirilmiş mi bununla ilgili? Allah ayette indirmedim buyuruyor. O zaman sen nasıl kabul ediyorsun evrimi inançlı birisi olarak? Dolayısıyla kabul etmemen gerekiyor. Aslında şu onun altında şu yatıyor. Yani evrimi de, olmadığını kabul edince bununla ilgili mücadele edilmesi gerekiyor. Bu mücadeleden biraz da kaçma isteğinden kaynaklanan bir durum var aslında. Ama Allah ayetinde bakın Haç suresi 78. ayette şeytan Allah'a sınırım. Allah adına gerektiği gibi cehd edin, çaba harcayın. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Allah din konusunda yani Müslümanlara, müminlere güçlük yüklemiyor. Yani hiç güç bir tarafı yoktur dini yaşamın. Tamamen çok kolaydır, insanın fıtratına çok uygundur, vicdanına çok uygundur. Allah'a teslimiyettir, Allah'ın emrettiği ibadetler vardır, ibadetler yapılır, Allah'a tevekkül edilir. Her olayın Allah tarafından yaratıldığının bilinmesi çok önemlidir dinde özellikle. Çünkü Allah şirk haricindeki tüm günahları affedebilirim buyuruyor ayetinde. Sadece şirki affetmeyeceğim buyuruyor. Şirk ne demek? Bazı olayların Allah'ın kontrolü dışında olduğunu düşünmek şirktir mesela. Yani İslam dünya, İslam ahlakı dünyaya hakim olacak dediğimizde Peygamberimiz bildiriyor bunu. Biz de onun vesilesiyle bildiriyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Amerika İsrail izin vermez deniyorsa bu şirk olmuş olur. Allah da sadece bunu affetmeyeceğim buyuruyor. Veyahut da bir olay olacak mesela bir şey yapılacak. Bununla ilgili bir insan kendi yaptığını düşünüyorsa bunu tamamen %100 sebebinin kendisi olduğunu düşünüyorsa bu da şirk olmuş olur. Birisinden bir bela geliyorsa işte birisi yüzünden başına bir iş geliyorsa bunun o kişi yüzünden olduğunu tamamen o kişi yüzünden olduğunu ve Allah'tan haşa bağımsız olduğunu düşünüyorsa şirk olmuş olur. Allah da ayetlerinde bundan tamamen kurtulmamızı emrediyor ve felaha ulaşılacağını söylüyor o zaman. Dünya hayatında. Ki gerçekten de bakıldığı zaman her şeye benlik veren kişilerin çok fazla psikolojik sorunlar yaşadığını görüyoruz. Yani mesela işten çıkarılıyor. İşten çıkaran Allah normalde. Yani hani yapılması gereken bir şey varsa o yapılır ama mutlaka yine işten çıkarılıyorsa bir kişi Allah dilediği için o işten çıkarılmış olur. Ama o işte onunla ilgili neden olan kişiye kilitleniyor mesela. İşte onun yüzünden oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Veyahut da birisi yanlışlıkla birisine çarpıyor, onun ölümüne neden oluyor. O öldürdü diyor mesela. O tamamen onun suçu. Eğer o orada olmasaydı, çarpmasaydı ölmeyecekti diyor mesela. Bu da şirk olmuş olur. Allah işte bundan tamamen arınmamızı istiyor. Yani bu şirkten tamamen arındığımız zaman Allah'ın izniyle bir topluluk olursa da diyor Allah, şirkten arınmış bir topluluk, onları da dünya hakimi yaparım buyuruyor ayetinde. Net Allah'ın vaadi yani çok küçük bir topluluk dahi olsa, şirkten net arınırsa Allah'ın izniyle Allah dünyaya hakim ediyor o topluluğu inşallah. Ve inşallah dinde zorlama ve baskı da yok. Öğüt verip hatırlatmayı Allah emrediyor. Artık sen öğüt verip hatırlat, sen yalnızca bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın. Onlara zor ve baskı kullanacak değilsin. Hani bazıları işte iddia edebiliyor İslam'da dayatma var. Niye öyle bir şey olsun ki? Yani normalde bir insan inkar edebilir. Yani kendi düşüncesidir. Allah'a inkar eden bir insan farz edelim. Dini de inkar ediyor. Sen onu zorla, yani bu bir şey değil ki inanç, İslam inancı bir kulübe üye olmak gibi bir şey değil ki aşağı. Veyahut da bir takım tutmak gibi bir şey değil ki. İman gerekiyor yani. Allah'ın iman vermiş olması gerekiyor. Sen zorlarsan eğer onu, zorla İslam dinine gireceksin, zorla İslam olacaksın dersen eğer, kafirken münafık yapmış oluyorsunuz onun. Yani münafıklar Allah ayette bildiriyor, cehennemin en alt tabakasındadırlar buyuruyor. Sen kafirken, yani normal bir azap varken daha beter bir azabın içine zorlamış oluyorsun onu. Dolayısıyla dinde zorlama ve baskı yok. Allah ayetlerini net bir şekilde bildirmiş. Kur'an'da zaten Kafirun suresi var. Kafirlerle ilgili. Ve defalarca üst üste tekrarlıyor Peygamberimizin dilinden. Ya ben sizin dininize uyacak değilim diyor Peygamberimiz. Sizin dilinden ayette geçiyor. Siz de benim dinime uyacak değilsiniz diyor.
Ben sizin dininize uyacak değilim, siz de benim dinime uyacak değilsiniz diyor inşallah. Ayette üst üste yani 3'e yakın 3 kere tekrarlanıyor Kafirun suresinde inşallah. Dolayısıyla hani böyle bir durumdayken dinde zorlama ve baskı da yok Allah'ın izniyle. Biz sadece fikri olarak anlatıyoruz. İşte evrim yok. Tüm deliller yaratılışı gösteriyor. Tüm deliller akıl sahibi, üstün akıl sahibi bir varlık tarafından bir anda var edildiğini gösteriyor. Bunu anlatmamız gerekiyor inşallah Müslümanlar olarak. Ve de inşallah ayette yine bir müjde daha var. Ali İmran suresi 139. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişsiniz en üstün olan sizlersiniz buyuruyor Allah. Yani gerçekten iman eden bir insan mücadelesinden zaten hiç vazgeçmiyor. Çünkü Allah en üstün sizlersiniz buyuruyor. Yani dolayısıyla senin bahsettiğin konuyla da alakalı düşünürsek Allah'ın izniyle şu anda bütün her şey Müslümanların lehine. Yani tüm gelişmeler Müslümanların lehine. Bilimsel gelişmeler, işte dünya çapında olan olaylar, işte bu ekonomik krizdi, küresel kriz ısınmaydı. Ondan sonra diğer yaşanan Müslüman ülkelerdeki o olaylar dahi Müslümanların lehine. Çünkü Peygamberimiz bildiriyor zaten. Doğu ülkelerinde, Müslüman ülkelerinde, Şark ülkelerinde birinde başlayıp orada bitmeden diğerine sıçrayan bir fitne baş gösterecek buyuruyor Peygamberimiz. Ve başındaki zalim melikler indirilecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zalim olacağını söylüyor. Evet, zalim olacağını da söylüyor. Bakıyoruz şu anda gerçekten halkını böyle resmen yani insan yerine dahi koymayan meliklerden bahsediyoruz ve indirildiler teker teker. İndirilmeye de devam ediyorlar. Peygamberimiz bunun müjdesini vermiş. Yani müjdesini vermiş derken Hazreti Mehdi'nin geliş müjdesidir aslında bu. Yani bu alametler olduğu zaman Müslümanlar bu zulmü yaşadığı zaman diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi'nin hayatta olduğunu bilin diyor. Yani biz Peygamberimize inanıyoruz haliyle tabii. Yani Allah'a inanıyoruz. Kur'an'ın hak kitap olduğuna inanıyoruz Müslümanlar olarak. Peygamberimizin söylediklerine inanıyoruz. Peygamberimiz böyle diyorsa böyledir. Ve şu anda Allah'ın izniyle o devirdeyiz. İnşallah. Ya Allah'ın yoluna Allah nasıl çağrılacağını da bize Kur'an'da gösteriyor. Ve ona tebliğ yöntemlerini inşallah bize bildiriyor. Allah dünyada birçok türlü insan yaratıyor ve insanlarla nasıl konuşulacağını, Rabbinin yoluna nasıl çağıracağını Allah söylüyor. Mesela ayette şöyle buyuruyor Allah. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et diyor. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir. Kimin sapacağını, kimin hidayete ereceğini Rabbimiz bildiğini söylüyor. Şüphesiz ki biliyor inşallah. Ve Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır diyor. Demek ki hikmetli konuşacağız. Demek ki nasıl oluyor hikmet? Mesela günümüzde uyarlarsak detaylı konuşmak, hikmeti orada vurgulamak iman hakikatiyle olur. Bilimsel konuşmak da olur. Mesela bugün hocamız Habertürk'e katılan o Cübbeli'nin örneğini verdi. Orada mesela o insanlar dini eğitim almamış insanlar, programı sunan insanlar. Ama onlara mesela iman hakikatiyle bilimsel olarak anlatıldığı zaman onların dinleyebileceklerini söyledi hocamız. Yani o zaman dinlerler dedi. Çünkü iman hakikatiyle anlatmak, hikmetli anlatmak oluyor. Ve bu dönemde herkesin kanaatini yitiren güzel bir anlatım şekli haline gelmiş oluyor. Neden? Çünkü ya göz artık yani her yönüyle ispatlanmış bir gerçek. Bunu artık ne tür olursa olsun, neye inanırsa inansın insanın yatsınamayacağı bir gerçek olmuş oluyor. Mesela iman hakikati, bir tane iman hakikati göstereyim mesela. Burada bakın. İnşallah örnek olsun bir tane iman hakikati gösteriyorum. Ne var burada? Bir tane canlı görüyoruz. Şimdi ateist ne diyor? Darwinist. Kendi kendine oldu diyor. Biz de ne diyoruz? İnşallah diyoruz ki hayır bunu Allah yarattı diyoruz. Bak bunu sana bilimsel olarak da anlatıyorum diyoruz. Şimdi bu gecko denen bir canlı parmak kadar büyüklüğünde küçücük bir kertenkele. Bir bakıyoruz ya bu camda yürüyor, toprakta yürüyor, suyun üzerinde yürüyor. Ya suyun hafif bir ıslak zeminde yürüyor. Tavanda yürüyor, her yerde yürüyor. Bir ölçüyorlar kaldırma kuvvetini. 120 kilogram ağırlığı kaldırabilecek kadar yüzeye yapışabiliyor. Ve parmaklarına bakıyoruz. Yapışkan bir madde var mı? Yok. Bunun sırrı ne diye baktığımızda parmaklarının ucunda her birinde 2000 tane, 1000 tane tüycük. Bu her 1000 tane büyük tüycük de
ucunda 2 milyon tane daha tüycüğe ayrılıp 2 milyar tane tüycük oluyor. Şimdi bunu bilim adamları incelemişler. Biraz teknolojinin artık yardımıyla. Şimdi camın arkasından çekiyorlar videoda. Arkada biz bir tane gecko görüyoruz. Sanki yolda yürür gibi camın üzerinde rahat rahat yürüyor. Yani yağlıyorsunuz, su döküyorsunuz, toprak döküyorsunuz fark etmiyor. Her seferinde yapışabiliyor. Ve her seferinde de hiç yapışmamış gibi ayağında pat diye hemen kaldırabiliyor. Düz yolda yürür gibi yürüyor yani. Evet. Saniyede 6 defa. Şimdi biz örnek olsun diye mesela o Habertürk programında bu anlatılmış olsa diyoruz. Evet. Örnek olarak iman hakikati mesela. Orada anlattığımızı düşünelim. İnşallah her yerde de böyle anlatılabilir. Şimdi o tüycüklerin elektron mikroskobu altında bakın sayılarını görüyoruz. Her birinin ucu fırça gibi. 2000 tane böyle fırça var. Fırça gibi tüycük var. Her bir işte bu fırça gibi tüycüğün ucunda da 2 milyon tane daha tüycük var. Şimdi bu yapıya baktığınız zaman burada çok detaylı, muazzam yapılmış, çok üstün bir tasarım görüyoruz. Ve bu tüycüklerin her birinin oluşturduğu Van der Waals kuvvetleriyle, çünkü o kadar fazla ki sayısı, yüzeye dokunduğunda artık elektrostatik bir çekim oluşturuyor ister istemez. Çok fazla sayıda bir yapı var burada, protein bir yapı. Sonuçta yüzeyle bağlandığında, bak burası cam, görüyorsun camın üzerine tutulmuş vaziyette bu tüycükler. Elektrostatik kuvvetle bağlanıyor. Böyle 30 derece açıyla yapıştırıyor. 30 derece açı olduğu zaman da yüzeyle kolaylıkla da sökebiliyor. Ve bunu da saniyede 6 defa, 10 defa yapıp hızlı bir şekilde koşar adımlarla da yürüyebiliyor. Şimdi bunu gösterdikten sonra ne diyeceğiz inşallah? Burada Allah'ın yaratması var. Biz burada muazzam bir teknoloji görüyoruz. Biz burada muazzam bir dizayn görüyoruz. Allah dizaynından, tasarımdan, plandan münezzehtir. Ol der olur. Ayette bildirdiği gibi inşallah. Bu ancak Allah'ın ol demesiyle olmuştur diyoruz. Son derece kusursuz ve mükemmel bir yapı olduğunu söylüyoruz inşallah. İşte bu iman hakikatlerinin sıklıkla anlatılmasının sonucunda insanların iman ettiğini vesile ediyor. Yani bu inşallah Allah elçilerini gönderiyor, Evliyaullah'tan kullarını gönderiyor. İlham ediyor onlara inşallah. Onlar da yazıyorlar veya söylüyorlar. İnsanlara din nasıl anlatılır? Allah'ın yoluna nasıl çağrılır? Allah elçi kılıyor kullarını ve o sayede bize yol gösteriyor. İnşallah. Yani bu peygamberlerin hayatındaki birçok örnekte de zaten vaki inşallah. Günümüzde yaşayan pek kıymetli insanlarda da, hayatlarında da, konuşmalarında da, kitaplarında da vaki. Allah'ın dinine böyle çağrılıyor. Hikmetle konuşuyorsun. Ve çok güzel bir ahlak sergiliyorsun. Güçün hikmetle ve güzel öğütle çağrılıyor Rabbimiz. Medeni olmak, kaliteli olmak, güzeli aramak, estetiği aramak Müslümanın bir özelliği. Bu halde olmak gerekiyor. Mesela elbiseni temiz tut diyor Allah ayette. Elbiseni temiz tut ne demek? Demek ki yani Rabbimiz bize demiş ki elbiseni temiz tut. Ya bunu okuyan bir mümin yerinde duramaz. Elbisemi temiz tut değil mi? Hemen elbisesini temizler, ütüler, gıcır gıcır yapar böyle. Bakar aynanın karşısına geçer. Hem kendisini düzeltir, hem kıyafetlerini özenle seçer. Çünkü Allah en güzel bir biçimde tavır takınmamızı söylüyor bize. Sözün en güzelini söylememizi söylüyor. Üslubu mesela çok özenli kullanmak gerekiyor. İnsanın kalbi hemen incinebiliyor. Bugünkü röportajda beni anlatmıştı hocamız. Güzel, derin düşünen Müslüman, hakkıyla şirksiz bir şekilde inşallah, şuura açık bir şekilde iman eden Müslüman, hem estetik hem de üslupta da titizliğe önem veriyor. Üslubundaki bu medeni saygı kalitesi, bu karakterindeki bu kalite, bu giyimindeki, kuşamındaki ve bütün hareketlerindeki kalite ve estetik anlayışı bir kere karşı tarafta zaten bir etki oluşturuyor. Anlattığı zaman da hikmetli anlattığı zaman, yani bugün ne? Tarihten 13 Ekim değil mi bugün? 13 Ekim 2011 inşallah. Bugünün en son bilimsel verilerine göre, en son sosyal olaylarına göre, en son kullanılan düşüncelerin, insanların haberlerde ne dediğine göre yorum yapıyorsun, değil mi? Konuşuyorsun, onları anlatıyorsun. İşte bu örnek Müslüman tavrı olmuş oluyor inşallah. Bu tavırla Habertürk'e çıkmış olsaydı şüphesiz ki onlar da etkilenirdi. Bu tavırla inşallah Güneydoğu'da eğitim verilmiş olsa onlar da etkilenir.
Bu tavır zaten bütün dünyaya tebliğ yapan tavır oluyor. Ve bütün dünyaya İslam'ı hakim edecek tavır bu tavır oluyor işte inşallah. Ya zaten iman etmeden Kur'an hükümlerinin kabul edilmesi zaten mümkün değil ve mümkün olmadığını da görüyoruz. Yani biz mesela iman hikmeti anlatıyoruz. Bir işte bazı Müslüman kardeşlerimiz cahilinden yapıyorlar diye umut ediyoruz inşallah. İşte bunlara gerek yok. Biz zaten Allah'a inanıyoruz diyor mesela. Kur'an müjdeleri anlatıyoruz. Bunlara gerek yok. Biz zaten Kur'an'a inanıyoruz diyor. Şimdi mesela bazı ayetleri söylüyoruz. Bak ayette bu böyle geçiyor diyor. Böyle bir duruyor ilk başta. Ya ben bilmiyordum diyor bunu. Bunu kabul edemem diyor. Başka ayet söylüyoruz. Bunu da kabul edemem diyor. E demek ki iman etmiyorsunuz mu? Yani buradan bu sonuç çıkıyor. Yani mesela bazı ayetleri biliyor. Örtbas etmeye çalışıyor ayetleri. Ya ben o ayeti kabul edemem diyor. Acayip teviller getirmeye çalışıyor ayetlere. Yani o şekilde iman olmaz. İman şöyle olur. İman hikmetlerini insan üzerinde düşünür, tefekkür eder. Allah'ın varlığı hakkında düşünür. Derin derin düşünmezler mi diyor Allah ayette. Derin düşünmemizi Allah emrediyor. Hani öyle Cübbeli'nin tabiriyle, onun tabiriyle söylüyorum tabii. Koca karı imanıyla iman edin. İşte gerisini kurcalamayın. Ondan sonra işte kafanız bulanır falan. O, öyle bir iman olmaz zaten. O iman olmuş olmuyor. Evet. Yani derin derin düşünmemizi Allah emrediyor ayetlerinde. Dolayısıyla hatta gece gündüz düşünmezler mi buyuruyor Allah ayetinde. Yani göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler gece gündüz. Ve Rabbim sen bunu boşuna yaratmadın, bizi ateşin azabından koru derler buyuruyor Allah ayetinde. Şeytan Allah'a sınırım. Dolayısıyla biz iman hikmetleri üzerinde gece gündüz düşünmemiz gerekiyor. Allah Kur'an müzeleri yaratmış, onların üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Yoksa nasıl bir durum oluyor? O zaman mesela işte bir ayet söylendiği zaman, mesela peygamberimizle ilgili bir ayet söylüyoruz. İşte fakirken bulup seni zengin etmedim buyuruyor Allah ayetinde. Ayeti kabul edemiyor. E diyor ki hayır diyor, peygamberimiz fakirdi diyor. Yani o kafasında bir şey oluşturmuş, din oluşturmuş. Kafasında peygamberimizle ilgili bir düşünce oluşturmuş. Tamamen kendi düşüncesi, yani o gerçek peygamberimizle alakası yok, olmayan bir şey. O ona göre şey yapıyor. Mesela Kur'an'da çok fazla ayet var. Peygamberimizin çok evlilik yaptığı ile ilgili bilgiler var. Ayette Allah yine peygamberimizle ilgili güzellikleri her ne kadar hoşuna gitse de bundan sonra artık evlenmen haram diyor Allah ayetinde. Yani peygamberimizden bahsederken güzellikleri ne kadar hoşuna gitse de buyuruyor. Yani peygamberimiz evlenirken güzelliği hoşuna gittiği için de evleniyor aynı zamanda. Ayetten bunu anlıyoruz. E bakıyoruz, yok diyor, ben bunu kabul edemem diyor. Ben kafamda bir din oluşturdum diyor. Bir din şey yaptım diyor. Peygamberimizle ilgili bir düşüncem var diyor. Ben diyor ona inanıyorum diyor. O zaman iman etmiyorsun sen. Yani başka bir şey iman ediyorsun. Gerçek İslam ahlakını yaşamıyorsun. Allah'ın dediği şeyleri doğru olarak kabul etmiyorsun. Senin kendi doğruların var. Kur'an'da bulamayınca biz zaten Kur'an'ı anlamayız, Arapçasını bilmediğimiz için deyip hurafelerin içerisine dalıyorsun. Kendi uydurduğun dinin içerisine dalıyorsun. Yani öyle değil. Allah mesela ayetinde Hazreti Süleyman'ın köşkünden bahsediyor. Muazzam ihtişamlı, muazzam gösterişli bir yer Hazreti Süleyman'ın sarayı. Veyahut da bakıyorsunuz mesela peygamberimizin giydiği cübbelere bakıyorsunuz. Muazzam Bizans cübbesi, en kalitelisi ve en pahalısı devrinin. Bakın devrinin en kaliteli ve en pahalı ve en gösterişli cübbelerini giymiştir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunlar net bilinirken kalkıp da hayır işte biz bunları kabul edemeyiz. Sen neyi kabul ediyorsun o zaman, yani hangi dini yaşıyorsun? İslam dini böyle değil. Yani başka bir din yaşamış oluyorsun o zaman. Dolayısıyla iman etmeden dini yaşamaya kalkınca bir insan kendi kafasındaki dini yaşıyor. Allah'ın söylediği dini yaşayamıyor, kabul edemiyor. Yani Kur'an ayetlerini kabul ediyoruz. Allah çok değişik bilgiler veriyor Kur'an'da. Çok farklı bilgiler veriyor. Mesela Hazreti Hızır'dan bahsediyor Allah ayette. Hazreti Hızır'ı herkes bilir. Hazreti Hızır bir gemi masum insanların bulunduğu bir gemiyi deliyor. Ondan sonra gidiyor, bir çocuk var. Küçük bir çocuk. Çocuğu anında öldürüyor. Ondan sonra gidiyor mesela kendilerini konaklamayan, kendilerine yemek vermeyen
kişilerin bulunduğu bir köyde kendilerine mesela işte yardımcı olmak istemiyorlar Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'a. Hazreti Hızır gidiyor, duvarı örüyor. Oradaki bir duvarı örüyor. Ve bir ücret karşılığı olmadan örüyor. Şimdi bu ayetleri sürüyoruz. Mesela Hazreti Hızır çocuk mu öldürmüş diyor. Şimdi o zaman olmuyor öyle yani. Bu şekilde bir insanın derin bir imana kavuşması mümkün olmuyor. Allah'ın bildirdiği bizim için önemli. Allah'ın bildirdiğini biz en doğru görmemiz lazım Müslümanlar olarak, müminler olarak. O nasıl oluyor? Yine iman ekatleriyle oluyor. İman ekatlerini üzerinde düşünüyor insan. Kur'an'a bakıyor, Kur'an mucizelerini görüyor. Kur'an'ın hak olduğunu görüyor. Sonra diyor ki Kur'an'da Allah ne dediyse benim doğrum odur diyor. Evet. Mesela ayette Allah Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun. Emir, farz. Bakın Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve Sükunet. susun. Evet, sükunet dinliyor. Allah emrediyor. Bir bakıyoruz orada Kur'an okuyor, okunuyor. Burada sohbet ediyor bir taraftan. Mesela arabaya biniyor. Kur'an okulan bir radyoyu açıyor. Yanındaki arkadaş da bir taraftan sohbet ediyor. Böyle bir emir var dediğimiz zaman da bu emri daha önce belki duymamış olduğu için önemli bir şey değilmiş gibi yorumluyor bu sefer. Haşa. Yani sanki bana hiç bu söylenmedi. Demek ki o kadar önemli bir şey değil diyor mesela. Haşa. Halbuki ayette Allah emrediyor bu şekilde olması gerektiğini. Bunun gibi Kur'an'da Allah'ın bize bildirdiği emirler var, olaylar var. Bizim bunları olduğu gibi kabul etmemiz lazım. Çok fazla konu var. O zaman iman etmiş oluyoruz. Yoksa Kur'an okumaya başlıyor Türkçesinden. Bakara suresinde daha sonuna gelmeden diyor ben daha fazla okuyamayacağım diyor. Bakara suresini bile bitiremiyor mesela. Neden oluyor? İmansızlıktan oluyor. Yani bunun açıklaması bu. Bakara suresini okuduğu zaman hiç duymadığı şeylerle karşılaşıyor mesela. Onlar Allah'ın doğruları. Bizim işte doğrularımız da Allah'ın doğrularıyla aynı olması lazım. Yoksa biz kafamızda oluşturduğumuz, Yoksa doğru olmuyor. yoksa doğru olmuyor zaten. Ahlak inancı olsun, din inancı olsun, dünya görüşü olsun, aileye bakış olsun. Bunların hepsini bizim Kur'an'a göre belirlememiz lazım. Yani Müslümanın özelliği odur zaten. Allah'ın doğrularını doğru olarak kabul edince Müslüman oluyor. Yoksa işte annesi babası oluyor mesela. Dini yaşamaması ile ilgili baskı yaptığı zaman annedir babadır diyor. Bir şey demiyor. Ama Allah anne babanız eğer size şirk koşmak için baskı kurarsa onlara itaat etmeyin buyuruyor ayetinde. O zaman o anne baba olmamış oluyor çünkü. Evet. Yani bunun gibi yüzlerce örnek var. Bütün yani Müslümanların yapması gereken bütün kardeşlerimizin inşallah hepimizin biz de dahil bir şeyi doğru olarak benimserken hayata dair her zaman Kur'an'a bakmamız gerekiyor ve Peygamberimizin uygulamalarına bakmamız gerekiyor. Zaten Peygamberimizin uygulamaları ile Kur'an aynıdır. Eğer biz kalkıp da kendi hurafesine Peygamberimiz böyle uygulamıştır diyorsa ve Kur'an'a tersse demek ki yalan söylüyor demektir. Yani bunun zaten ikinci bir açıklaması yok Allah'ın izniyle. Ve bu tarz taktikte de Kur'an yeterli değildir gibi bir açıklama haşa bazı kişiler tarafından yapılabiliyor. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah ayetlerinde Kur'an'ın yeterli olduğunu bildiriyor. Mesela şeytan anlatsın, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kur'an net. Kur'an'da her şey var mıdır diyoruz. Ben süper imanlıyım diyor, çok imanlıyım diyor ve Kur'an'da her şey yok diyor. Allah ayetinde biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık buyuruyor. Şimdi bu ayeti söylediğimizde yok canım her şeyi yazar mı Kur'an'da diyor mesela. İşte iman edemiyor oluyorsun o zaman. İman etmemiş oluyorsun. Kur'an'da tabii ki her şeyi yazmıyor diyor. Allah ayette biz hiçbir şeyi noksan bırakmadık buyuruyor. Ama noksan diyor Kur'an aşağı yani her şeyi yazmaz diyor Kur'an'da. Ondan sonra da İşte iman ekatleri niye anlatıyorsunuz? Kur'an mucizelerini niye anlatıyorsunuz? Bunun için anlatıyoruz işte. Yani ayet söylendiğinde Allah ayette müminlerin tavrını işittik ve itaat ettik derler buyuruyor. İşte o mümin tavrını bütün insanların biz de dahil olmak üzere tam olarak yaşaması için iman ekatleri anlatıyoruz. Kur'an mucizelerini anlatıyoruz. Yoksa yani böyle herhangi bir ayeti okuduğumuz zaman ayetlerden bir tanesini
Bir bakıyoruz, yok diyor, ben onu kabul edemem diyor. O şekilde olmaz inşallah. Allah ayette imanı şöyle anlatıyor inşallah. İnşallah şeytan Allah'sındır. Nur suresinde 35. ayetten başlıyorum. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. Örnekler verir. Demek ki örnek verip açıklamak. Bugün mesela bilimsel örnekler inşallah verirsin. Anlatırsın Allah'ın nurunu. Bu şekilde çok kalıcı olur. Bu nur Allah'ın onların yüceltmesine, Allah'ın onların yüceltilmesine ve isminin zikredilmesine izin verdiği evlerdedir. Onların içinde sabah akşam onu tesbih ederler. Demek ki Allah kendi isminin yüceltilmesine izin veriyor. Onları hidayet üstüne kılıyor ve onlar Allah'ın izin verdiği evlerde Allah'ın ismini yüceltiyorlar. Allah'ı anlatıyorlar inşallah. Allah Allah'ın anlatılmasına izin vermesi gerekiyor. İlk önce Allah'ın dilemesi gerekiyor. Ona göre de kullarını inşallah oraya sevk edip yöneltiyor. Ve öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onlara Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı, yani dehşetten allak bullak olacağı günden korkarlar. Demek ki öyle adamlar ki diye Allah ayete sesleniyor. Öyle adamlar ki hani sözünde tam duran, dosdoğru yolda ki kişiye söylenir gibi öyle adamlar ki ne ticaret, şimdi para, ticari kaygı, mali endişe, ne alışveriş, parasını kaybetme korkusu, bir gün çaresiz kalacağı korkusu, bir gün işlerinin kaybolacağı korkusu, onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz diyor Allah. Demek ki böyle bir şey korku duymuyorlar. Evet, şu an. Böyle endişeler, yani her insan gibi müminler de ticaret yapar. Allah rızası için para kazanır. Hatta çok akılcı ticaret yapıp çok çok para kazanır, çok çok zengin olurlar. Evet. Ama o mal, o ticaret, asker getireceğinden korktuğu ticaret, her türlü alışveriş onda bir korku meydana getirmiyor. İnşallah. Çünkü onlar dosdoğru yolda oluyorlar. Namazı kılmaktan mesela vazgeçmiyorlar. Taviz vermiyor namaz kılmaktan. Zekat vermekten taviz vermiyor mesela. İşlerimiz bugün biraz kötü. Zekatı mesela vermeyelim demiyor. Ve ayet de diyor ki bak tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Dünya metaının, dünya hayatının tutkuya kaptırıp hani şehvet, tutkulu şehvet olması, tutku kaptırması, dikkatini dağıtması ve dünya metaına doğru yönelmek dünya hayatındaki bir imtihan konusu zaten. Bunların hepsi dünyanın metağı. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, değil mi? İşte ticarete, mala, eve, çocuklarına, kadınlara duyulan bütün bu yani bunlar dünya hayatının metaıdır diyor Allah. İnşallah nimetleri anlamında. Bunlara Allah tutkuya kapılmadığını söylüyor. Dost doğru yolda olan müminlerin. Onlar da hayat yaşıyorlar diğer insanlar gibi ama taviz vermiyorlar dinden. Evet. İşte söylediğin gibi ben o kısmına katılamıyorum gibi bir şey hayatta söylemiyorlar. Haşa diyorlar. Yani biz ve ne diyor bak ayette? Biz kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı yani dehşetten allak bullak olacağı günden korkarız. Neden? Yani kıyametten korkarız. Ahirette hesap vermekten korkarız diyor yani. Neden? Çünkü o güne tam iman ediyorlar. İman eksikliği yok. Evet. Allah'a tam iman ediyorlar. İman eksikliği yok inşallah. İmanı tam olduğu için ve her şeyin sahibinin, mülkünün aslında Allah olduğunu bildiği için Allah'ın ona sadece imtihan unsuru olarak verdiğini veya aldığını bildiği için bütün malın, mülkün, şirketin odasındaki koltuğun, kasasındaki, bankasındaki bütün mal varlığının, arabasının, evinin, kendi çocuklarının ve karısının, her şeyin sahibinin Allah olduğunu ve hatta kendisinin de sahibinin Allah olduğunu tam iman ediyor. Şirk koşmuyor. Allah'a ortak koşmuyor. Allah'ı sever gibi başkalarını eş ve ortak tutmuyor. Onu Allah'ın ona verdiği imtihan unsuru olarak görüyor.
onu yine Allah'ın adını anlatmak, iman hakikatlerinin her yere ulaşmasını sağlamak. İman hakikatlerini anlatan yayınların her yere ulaşmasına vesile olmaya çalışmak. Onların tanıtımını yapmak. Bugün internet var, televizyon var. Her yerde birçok toplu etkinlik var. Yani birçok insanın geldiği yüksek etkinlikler var. Oralarda kardeşlerimiz her gün stand açıyorlar. Kitap dağıtıyorlar. İnternet siteleri açıyorlar. İnşallah. Diğer sosyal internet sitelerinde paylaşım yapıyorlar. Bunların her biri küçük gibi görünebilir. Bir tanesi. Ama etkisi çok büyük olan, dünyanın her yerine ulaşan muazzam salih ameller bunlar inşallah. Ve Allah gittiğimiz yön olarak, gittiğimiz kaderin, yani inşallah Allah kaderi değişmez olarak yaratmıştır ve bize gösterdiği şekilde artık gerçek bir, yani her yönden gerçekliği artık kesinlikle görülür hale gelmiştir ki Hazreti Mehdi devrindeyiz. İslamiyet'in hakim olacağı devirdeyiz. Hazreti İsa gibi son derece metafizik bir şekilde daha öncesinde ve sonrasında hiçbir insana hani başına gelmeyecek bir hadise olaraktan göğe alınma ve gökten indirilme hadisesi oluyor. Gökten bir peygamber, Ulu Razm bir peygamber, Hazreti İsa aleyhisselam dünyaya iniyor. Evet. Yaşıyor şu an aramızda. Yani nerede olduğunu bilmiyoruz sadece. Dünyada yaşıyor inşallah bizim gibi. Biz nasıl yaşıyoruz? O da yaşıyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam tabii yaşıyor. Muazzam harikaların olduğu çok metafizik bir zamandayız. Uzayda da muazzam hadiseler oluyor. Asteroidler her yerden gelip gidiyor. Zaman kısalıyor. Zaman algısı 16 saate düştüğü söyleniyor 24 saatten. Harika bir durum. 1980'den bu tarafa. Bu rezonans dalgalarından, manyetik etkinin sonucunda. Harika bir durum. Göktaşları acayip artıyor. Harika bir durum. Depremler artıyor. Harika bir durum. Yani öncesinde dünya tarihinin, insanlık tarihinde böyle bir olay yok. Vuku bulmamış. Ne yani, binlerceyken 500 bin tane oluyor meteor sayısı. Göktaşı, asteroid sayısı. Kim artırıyor ve neden artıyor? Depremler binlerce kat daha fazla artıyor. Her gün bir deprem oluyor dünyanın bir yerinde. Ve insanlar mesela ölüyor depremde. 20 bin, 30 bin. Çok fazla sayıda insan ölüyor. Yine harika bir durum. İnsanlar önceden bunu söylemeye çekinecekken alenen Allah'ın haşa olmadığını dile getiriyorlar. Değil mi? Ateist olduğunu söylüyor adam. Allah'a inanmadığını ve hatta Allah'a inanmama çağrısında bulunuyor. İyice azıtıyorlar yani. Bu da çok metafizik bir durum. Bu da kainat, dünya tarihinde daha önce olmamış bir durum. Böyle yayın organlarıyla kitlelere, değil mi? İnsanların çok olduğu kitlelere böyle telkinde bulunmak. Yanlış inanca çağırmak. Bir de süper saçma bir telkin yani. Normalde Bediüzzaman Hazretleri'nin açıklaması var. Bir şeyin yokluğu ispatlanamaz diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani çok net bir konudur aslında bu. Bir şeyin siz yok olduğunu kesinlikle ispatlayamazsınız. Bediüzzaman şöyle diyor Bediüzzaman Hazretleri. Anca ben bulamadım dersiniz diyor. Yani mesela işte elma gibi bir şey olduğunu farz edelim. Veyahut da bir meyve olduğunu farz edelim. Ben aradım, bulamadım diyebilirsiniz sadece. Yok diyemezsiniz tüm kainata. Bakma ihtimaliniz yok çünkü. Aynen öyle Allah'ın varlığıyla da ilgili. Haşa Allah yok denilemez. Yok deniliyorsa o kesin inandığını gösterir. Yani kesin varlığını biliyor. Mesela şeytan da Allah'ın varlığını kesin biliyor. Allah'la konuşuyor. Fakat Allah'ı inkar ediyor. Yani itaatten çıkıyor. İtaatten çıkma vardır. Yoksa Allah haşa yok denilmesi o kişinin kesin kanaati olduğunu gösterir. Fakat şeytani bir mücadele yöntemi belirleyip insanları da saptırmaya çalışır. Yoksa yani Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi bir şeyin yokluğu ispatlanamaz kesinlikle. Mesela dolaşırsın tüm evrende bulamadım dersin. Ama varsa eğer bir kişi kalkıp da gösterse işte bunu ben buldum bu vardır dese o tamamdır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ama yine tekrarlıyorum, eğer bulamıyorsa sadece ben bulamadım diyebilir diyor. Herhangi bir şey için geçerli bu. Şimdi o biraz önce bahsettiğimiz konunun Hazreti Mehdi devriyle de alakası var. Çünkü gerçek Kur'an'ı kabul etmeyen
Fakat aynı zamanda da Müslüman olduğunu söyleyen bazı kişiler aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 70 bin sarıklı olarak isimlendiriyor bu kişileri. Hazreti Mehdi geldiğinde ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşadığında ve onun bu şekilde yaşadığını gördüklerinde Hazreti Mehdi'ye karşı dinimizi değiştirmek istiyor. Bu kişi mürtet diye suçlamalarda bulunacaklar. Peygamberimiz bunu bildirmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mesela Peygamberimize 1400 sene öncesine biz bir gezi yapsak, bütün İslam dünyası bunu görebileceği şekilde, 1400 sene öncesinde Peygamberimizin yaşadığı döneme gitsek, Peygamberimize bir bakacağız, çok güzel kıyafetler giyiyor, çok gösterişli, son derece güzel. Çünkü İslam'ı temsil ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir kısım kişiler diyecek ki, Peygamberimiz niye bu kadar gösterişli giyiniyor diyecekler. Bir bakacağız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse her gün ehli kitapla iç içe. Hristiyanlarla da görüşüyor, Yahudilerle de görüşüyor. Her gün görüşüyor. Mesela Yahudiler geliyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini çıkartıyor, seriyor altlarına, buraya oturun diyor. Şimdi bunu görünce bir kısım insanlar diyecek ki, ya nasıl olabilir Peygamberimiz Hazreti Muhammed nasıl yapabilir bunu diyecek mesela, haşa. Kendi akılsız kafasınca. Sonra bir bakacaklar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok evlenmiş. Etrafında hep hanımlar var Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem pazar meydanlarında, işte başka yerlerde, Kabe'nin etrafında. Mesela kadın olsun erkek olsun tebliğ yapıyor. Mesela kadın geçiyor karşısına, kadına tebliğ yapıyor. Hatta hocamız söylemişti, o dönemin özelliği, kadınlar üstsüz dolaşıyor. Mesela şu anda bazı Afrika kabilelerinde olduğu gibi o dönemde kadınlar üstsüz dolaşıyor. Mesela üstünde hiçbir şey yok. Çıplak bir şekilde dolaşıyor. Peygamberimiz gidiyor mesela tebliğ yapıyor. Karşısına alıyor. Allah'ın varlığını anlatıyor. Kur'an hakikatlerini anlatıyor. Şimdi bir kısım kişiler o devre gitse diyecekler ki bu nasıl böyle bir şey olabilir ya diyecekler o zaman. Değil mi? Yani kesinlikle kendilerinin kafasında oluşan dinle gerçek din birbiriyle ayrı. Dolayısıyla Peygamberimiz bu dönemde yaşamış olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem ilk düşman olacak kişiler o Peygamberimizin bildirdiği 70 bin sarıklı sözde hoca veyahut da onu dinleyen kişiler olacaktı. Aynen Hazreti Mehdi de geldiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayacağı ve dini onun zamanındaki, benim zamanımdaki gibi yaşar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tam saf ve duru haliyle, gerçek haliyle yaşayacak. O zaman işte Hazreti Mehdi'ye karşı bu yobaz gürühat tavır alıyor. Diyor ki yani mesela hadislerde Hazreti Mehdi'nin ehli kitapla görüşeceği var. Nasıl görüşecek diyecekler mesela. Nasıl görüşür diyecekler. Bize ehli kitapla görüşmeyiz ki diyecekler mesela. Ama Peygamberimiz bildirmiş Hazreti Mehdi'nin Yahudi ve Hristiyanlarla görüşeceğini. Veyahut da buna benzer yapacağı Hazreti Mehdi'nin çok fazla şeyi var ve Bediüzzaman Hazretleri diyor ki acip şahıstır diyor Hazreti Mehdi ile ilgili. Farklı bir insan olacak. Çok değişik olacak. Allah'ın izniyle. Böyle olunca tabii 70 bin sarıklı sözde sahtekar hoca veyahut da ona işte onları dinleyen kişiler olsun Hazreti Mehdi'ye karşı tavır alacaklar. Çünkü hiçbir şekilde kendi dinleri gibi bir din yaşamayacak Hazreti Mehdi. Gerçek dini yaşayacak. Mesela Allah ayetlerinde yine buyuruyor. Andolsun bu Kur'an'da şeytan Allah'a sığınırım. İnsanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan her şeyden çok tartışmacıdır. Kehf suresi 54. ayet. Ayette net bir şekilde mesela Allah bildirmiş her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduğunu. Bakın yine Kur'an'ın eksik olmadığını, her örnek yoktur deniliyor mesela. Biz bunu okuyoruz ya mesela şimdi Onur Hocam. Seninle karşılıklı konuşuyoruz burada. Kehf suresi 54. ayet diyoruz. Fakat hani cahilinden yapanları yine tenzih ederiz. Ekran başında halen daha bu ayeti kabul etmeyen fakat çok da iyi Müslüman olduğunu söyleyen yine halen daha bazı kişiler olabiliyor. Yani ayet söylüyoruz mesela değil mi? Bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Her örnek diyor Allah. Ve her örnekle ilgili çeşit çeşit açıklamalar. Yani bir örnekle ilgili bir açıklama da değil. Yani farklı farklı açıklamalar var. Ama her şey yoktur Kur'an'da diyor. Her örnek açıklanmamıştır diyor.
Evet, uygun olmayan bir şey söylemiş oluyor yani. Evet, çok acayip bir şey söylemiş oluyor ve hani şeytan söylettiriyor bunu. Çünkü şeytanın istediği bir şeydir bu. Ayeti inkar ettirmek şeytan yaptırır. Ayeti okursun, inkar etmen için her şeyi yapar. Gerekirse Allah'ın adını kullanarak yapar bunu. Yani işte öyle şey olur mu der mesela. İşte Allah, dinen bu böyle değildir der mesela. Ayeti inkar ettirir. Ona da çok dikkat etmesi gerekiyor kardeşlerimizin. Hepimizin dikkat etmesi gerekiyor inşallah. Ahir zamandayız. Çok fitnenin bol olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş. 1400'lü yıllarda İslam dininin gerçek aslından uzaklaştırılacağını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Hazreti Mehdi de o yüzden geliyor. Mücadelesine başlıyor 1400'lerde. Dolayısıyla bizim şu an çok uyanık olmamız lazım. 1432'deyiz çünkü. 32 sene geçmiş Hazreti Mehdi mücadelesine başlayalı. Ve dinle ilgili bir şey duyduğumuz zaman hemen Kur'an'dan ve Peygamberimizin bu konudaki uygulamasından biz örnek alıp düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz bildiriyor o dönemde dine, yani on binler hesabıyla hurafe katılacak diyor Peygamberimiz. 1400'de 1450 arasında. Tarif veriyor Peygamberimiz. Bak, 1400'de 1450 arasında dinde olmayan çok fazla şeyin dinin içerisinde karışacağını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl düzelteceğiz biz bunu? Kur'an'a bakarak düzelteceğiz. İnşallah. Peygamberimizin bu bir emri ve vaadi aynı zamanda. Dolayısıyla hani biz Peygamberimizin yolundayız deyip de şu anda yaşanan yobazlıkları din diye kabul etmek yani tezat oluyor. Evet, yani Bediüzzaman Hazretleri söylüyor onu hakikaten. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İslamiyet'e hakim etmesinde en büyük engel olarak bu yobazlar ve münafıkların karşısında duracağını söylüyor inşallah. Tabii ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam sadece dini aslında döndürmeyecek. Bütün dünyadaki bütün çarpık inanışları, yani bu dinsizlik akımının da Darwinizmden kaynaklanan bütün o yanlış ideolojilerinin de sona ermesine vesile olacak inşallah. Bu kısmi bir inanıştan bahsetmiştin. Hani insanların böyle Allah'a olan imanında bir kısmına haşa iman eder bir tavır sergilediklerinden, çok samimiyetsiz tavır sergilediklerinden söylemiştin. Böyle bir konu olmuyor. Bu ne demek manasına geliyor? O zaman inanmıyor demek. İnkar ediyor manasına gelmiş oluyor. Çünkü haşa Allah'ın bir kısmına iman etmek diye bir konu olmaz. Veya Kur'an'ın bir kısmına iman etmek diye bir konu olmaz. İman %100'lük bir konudur. %99,99'da iman edip %0,1'ine iman etmeme demek, iman etmeme demek oluyor. Evet. İman tam bir konu olmuş oluyor inşallah. Çünkü bakın Bakara suresi 255. ayet. Ayetel Kürsi olarak da bilinir. Şeytan Allah'a sığınırım. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Göklerde ve yerde ne varsa, gökler, bütün uzay, yer, dünya da dahil olmak üzere ne varsa hepsi olan Allah'tır. Bir kısmına iman edip bir kısmı diye bir şey yok. Hepsi Allah'ın, her şey Allah'ın, her yer Allah'ın. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Herkesin her an ne düşündüğünü, nerede olduğunu, ne yaptığını biliyor Allah. Onlar ise dilediği kadarının dışında, yani Allah'ın dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Allah bilendir. İnsanlar izin verildiği kısmını ancak bilebilirler. Geri kalan bütün her şeyin inşallah tek sahibi Allah'tır. Onun kürsüsü bütün gökleri, yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Demek ki Rabbimizin kürsüsü her şeyi, bütün gökleri, her yeri kapsayıp kuşatmıştır. Allah her şeye hakim, tek ve mutlak varlıktır. Allah gerçek mutlak varlık, bizler gölge varlığız. Allah her türlü ilmin sahibi, biz Allah'ın izin verdiği kadarını bilen Allah'ın tecellileriyiz. Ve inşallah burada dosdoğru olan yol, İslamiyet'i yaşamak üzere, dünyaya imtihan üzere gönderilmiş
Allah'ın Müslüman kullarıyız inşallah. Bütün imanın özü bu işte inşallah. Allah var, bütün varlık bizdeyiz. Buna biraz iman olmaz, biraz inanmama olmaz. Bu imansızlık demektir. Allah'a tam ve %100 iman olur inşallah. İnşallah. Programın sonuna geldik bu arada. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. İnşallah.